Gördüğünüz gibi pijamalarımı değiştirdim. Akşam gece kıyafetlerimi giydim yani. Ve gördüğünüz üzere saçlarımı kestirdim. İnşallah yakışmıştır. Ben beğendim, abim kesti. Sağ olsun. Biliyorsunuz kuaförüm abim. Allah razı olsun ondan. Her şeyimi, her istediğimi yapıyor. Yarın içinde saçıma fön çekti. Hem de saçımı kesmiş oldu. Yarın elbise giyeceğim. Biliyorsunuz Adın'ın doğum günü. Orada da video çekeceğim. Büyük bir olasılık cumartesi ben videoyu gece, hani böyle akşama doğru falan editlerim. Ve gece paylaşırım. Ya da pazara sarkar kızlar. Çünkü bugün video dolmayacak. Öyle söyleyeyim size. Yarın pasta hazırlamaymış. Pasta hazırlamaymış, masa hazırlamaymış, hani gidişat falan, doğum günü falan derken video herhalde dakikaları dolar. Bu arada bir önceki gün ben normalde adaya bir şeyler almıştım. Onun videosunu büyük bir olasılık arada bir yerde sizinle paylaşırım. Onu önceden çekmiştim, yayınlayamamıştım kızlar. Çünkü diğer videom çok uzun olmuştu, sizi de sıkmak istemiyorum. Bu arada çok söyledim, farkındayım yine. Şurada elektriklenme çok oluyor. Neden bilmiyorum. Abim de dedi elektriklenmen çok oluyor diye. Ama sebebini bilmiyorum. Böyle birazcık bakım bayanlara her zaman iyi gelir. Şu anda dinamik hissediyorum kendimi yani. Neyse. Bu arada kızlar videoya böyle sarkmalarım, videoları böyle aksatmalarımın sebebini size anlatayım. Videolarımı şöyle anlatayım kızlar. Videolarımı aksatma sebebi bayağı yorumlar, ters yorumlar almam. YouTube'la ilgili alakalı yani kızlar. Çok fazla böyle beni nasıl söyleyeyim? Beni motive eden, Allah sizden bin kere razı olsun, motive eden bir sürü insan oldu. Tüp bebek dönemimde olsun, arkadaşım bile oldu biliyorsunuz. Her daim söylemiştim. Ama benim canımı sıkan bir sürü de olay oldu arkadaşlar. Değişik sallamasyon yorumlar, tabii bu insanların mutsuzluğundan oluyor bence. O insanlar mutsuz oldukları için oluyor. Hiçbir zaman benim videoyu, daha doğrusu YouTube'u kapatmama falan vesile olmayacaklar. Bu bir kesin. Ama o videoları yorumlara almam da değil aslında sebep. İlerleyememem arkadaşlar. Hani ben diğerleri kadar çok saçma, diğer bazı insanları böyle seyrediyorum. Gerçekten çok saçma insanlar var. Hani çok lavabali insanlar var. Ama ben kendim olarak size karşınıza çıkıyorum. En samimi, en doğal halimle çıkıyorum ve eminim bu şekilde eğer bir gün ilerlersem bu şekilde hala olmaya devam edeceğim. Ben 30 yaşındayım, hala bu şekildeyim. Hala nasıl söyleyeyim size, çekingenim, utangacım. En samimi, en doğal halimle sizin karşınızdayım. Emin olun buna. Hani evlerime takıldınız, ondan sonra ne bileyim vesaire bir sürü şeye takılan insanlar var. Biliyorum burası çok zor bir platform. Can sıkıntıcı olaylar da olacak. Bunlara takılmıyorum. Gerçekten takılmıyorum. Ama en takıldığım olaylardan bir tanesi hep benim zorumla abone olunuyor. Biraz da ben olduğum için benim yanımda olun arkadaşlar diyorum. Lütfen sizden ricam, desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyin. İlla lavale olmaya gerek yok. İlla değişik videolar, böyle şımarık videolar çekmeye gerek yok bence. Biz burada günlük vlog çekiyoruz. Her daim de söylüyorum. Hep sizin böyle sizin sevdiğiniz içerikli videolar çekmeye çalışıyorum. Eylemelerim ya da arkadaşlar cümlelerim ya da vesaire bir sürü şey aksaklıklarım olabilir. Biz de insanız.
Yani ben ne insanlar gördüm burada, binlerde olan, 200 binlerde olan ama hala eğleyen, hala arkadaşlarım diyen, hala kameraya bakamayan vesaire. Hani bunu iyi niyetle söyleyen arkadaşlar da var. Onlara lafım yok asla. Onlar her zaman gerçekten iyi niyetliler. Onlar yani bu konuşmamın dışında kesinlikle üstlerine alınmasına. Ama çok pis yorumlar, böyle ağza alınmayacak hakaret işitmedim şimdiye kadar ama böyle can sıkıcı yorumlar. Mesela örnek vereyim. Kameraya bakmazsan sana abone olmam. Ondan sonra video çekerken başka şeyle oyalanırsan sana abone olmam. Olmazsan olma arkadaşlar. Olmazsanız olmayın yani. Ama benim zorumla zaten olacaksanız olmayın yani. Beni ben için, ben olduğum için gelecekseniz gelin diyorum. Ve lütfen beni sevenler, videolarımı severek izleyenler bana destek olursa çok ama çok mutlu olurum. Bilmiyorum, belki bu videoyu sarkıtırım. Ertesi günü de çekerim. Videomu pazar günü atarım. Cumartesi günleri dedim ama bu video böyle olmuş olur. Çünkü adamın doğum gününü es geçmek istemiyorum. Ama eğer baktım video çok uzun oluyor. Şimdi birazdan bakacağım. Bitiririm videoyu. Ve Adana'nınkini çarşamba günü yayınlarım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben çarşamba ve cumartesi günleri yayınlamaya başladım artık videolarımı. Sizi sıkmamak için sadece sizden isteğim, lütfen rica ediyorum, desteklerinizi esirgemeyin. Bir sürü insana ben burada unuttum, bir sürü insan da olabilir. Affola. Bana kendinizi hatırlatın. Çünkü ben daha doğrusu not alıyordum. Geri dönüyordum. Destek, bana destek verene destek veriyordum. Her daim vermeye çalışıyordum. Ama bu kötü bir zamanda yani geçtim. Biliyorsunuz arkadaşlar bazı kötü olaylar oldu. Tüp bebekten bahsediyorum. Dalgınlığıma gelmiş olabilir. Çünkü bende de ruhen değişiklikler oldu. Kendinizi hatırlatın arkadaşlar. Ben o kadar kendimin bu platformda yükselince değişeceğine inanmıyorum. Değişmeyeceğim arkadaşlar. Ben neysem oyum. Olmaya da devam edeceğim. Eğer sizi aksattıysam bilin ki bunun bir sebebi vardır. Kendinizi bana hatırlatın arkadaşlar. Ve bu yüzden hani attan sinsi bazı şeyleri yapmayın derim. Çünkü ben de sizin gibi emek harcıyorum. Ve karşılığını almak istiyorum. Ve emin olun nasıl söyleyeyim size, ailem dedim ya, sizin kadar destek olmadı bana. Sizlerin desteğiniz sayesinde bir yere geleceğim. Gelmeye de devam edeceğim inşallah. Beraber başaracağız. Az kaldı, binlere az kaldı. Benim de birçok şey açılacak inşallah. Neden olmasın arkadaşlar? Neden ben başaramayayım? Canan başaramadı. Bir kere başaramadı demesinler. Canan başardı desinler istiyorum. Benim de buna hakkım var. Yani benim arkamda durmayan insanlara bir kere daha gücümü göstermek istiyorum. Lütfen arkadaşlar yanımda olun. Destek verin. Sadece sizden ricam bu. Bazı şeyleri beraber atlatacağız. Beraber olgunlaşacağız. Yani ben de insanım. Bazı şeyleri dediğim gibi atlatacağım ya. Beraber atlatacağız. Beraber yapacağız. Beraber gelişeceğiz. Herkes anasının karnından öğrenmedi bazı şeyleri. Böyle düşünüyorum. Neyse fazla uzatmayayım. Ufak bir market alışverişi yaptım. Onu da size göstereyim. Neyse. Biraz konuşmuş. İçimi dökmüş oldum. İçi dertleşmiş oldum. Sohbet videolarımı da çok sevenler var. Sizden Allah bin kere razı olsun. Böyle yani arkadaşlar. Dediğim gibi destek olursanız sizin bileceğiniz bir şey. Destek olmazsanız Allah destek olandan da razı olsun. Olmayandan da razı olsun. Şimdi arkadaşlar böyle biliyorsunuz eşim nargileyi çok seviyor. Nargile kömürü almış böyle. Böyle bir de nargile almış. Eşimin tatlı belası. İçme içme diyorum ama inadına içiyor. Böyle soda almış kendine. Bundan bir tane daha var. Aynen. Soda aldım. Minik bir market alışverişi arkadaşlar. Adanın
kıyafetlerinden bir tanesini yanlış almışım, söylemiştim size. Onu değiştirmeye gittik. Ardından da minik şöyle market alışverişi yapmış olduk. Onu size göstermek istedim. Bu videodan sonra da büyük bir olasılık o videoyu, kıyafetlerimi size göstereceğim. Ama o videoyu dediğim gibi erken çekmiştim. Birkaç gün önceden çekmiştim. O yüzden belki gidiş saçma olabilir. Hani ben burada söylemek istedim. Şöyle Didi Ice'da aldım. Soğuk soğuk iyi oluyor. Bundan sonra asitli içici bana pinit. Kendime öyle karar verdim yani. Artık içmeyeceğim arkadaşlar. Kesin kararlıyım. Böyle mis aldım, süt aldım arkadaşlar, mis markasının sütünü aldım. Çünkü biz şoktan alışveriş yaptık. Şimdi birazdan da truf yapacağım adanın doğum gününe. Büyük bir olasılık zaten dediğim gibi bu video böyle dolacak arkadaşlar. Aynen adanın videosu da büyük bir olasılık çarşamba gününe sarkacak. Neyse bakacağız gidişata göre. Böyle... Domestos. Bu indirime girmişti arkadaşlar. Bunu büyük bir olasılık mutfağa koyacağım. 5 liraya geldi bana. Kasa arkası indirimi var biliyorsunuz. Böyle birazcık muz aldım. Eşim muzu çok seviyor. Ben de seviyorum da. Böyle krem aldım arkadaşlar. Şimdi turpa kullanacağım. Bir tanesini turpa kullanacağım. İnşallah. Şimdi İltimat'ın ürünlerini göstereyim size. Böyle bilenler bilir, İstanbul'da İltimat peynircilik var. Böyle salamura peynir. Yumuşak bir peynir ama ilk defa yiyeceğim. Görümcem Fatma orada çalıştığı için böyle azar azar aldım. Bu da çörek otu peyniri. Çörek otu peynir. Ben peynir çeşitlerini çok sevdiğim için... Bu da eşim seviyor. İnek peyniri, sert peynir. Aynen, sert peynir. Böyle de bir peynir varmış arkadaşlar. Şöyle az bir şey aldım. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Bu şekilde baharatlı, yani acılı peynir. Örgü peynirin böyle baharatlısı. Ben peynir çeşitlerini inanılmaz seviyorum. Aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Çocuklara da bugün dediğim gibi hamburger yaptık. Hamburgerle ilgili şeyler aldım. Orada yapmıştık. Öyle yani aldıklarım bu kadar. Allah olmayana da nasip etsin. Alım gücü versin. Gerçekten hayat şartları çok zor. Bu aldıklarımız bile 100 lira, 60, 70, 100 lira tutuyor. Şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden biraz sallamasyon gitti. Kusura bakmayın. Şimdi sizinle adaya aldıklarımı paylaşayım. Ondan sonra truf yapmana başlayalım. Şimdi onları göstereyim arkadaşlar. Aslında ben akıl etmedim. Kapattım ağzını da. Şöyle hafif bir açayım. Açıldı. Kolay açıldı. Aynen. Şöyle. Adaşa. Şunu aldım arkadaşlar. Böyle elbise aldım. Bir tane böyle bir elbise aldım, tatlışa. Bir tane de şırtadan dolayı kusura bakmayın. Bir tane de şöyle bluz aldım. İnşallah güle güle giyer ama bunun bedenini küçük almışım. O yüzden değişim yapacağım. Bir de böyle şortlu, yani şu şekilde şortlu takım arkadaşlar. Şortlu takım aldım bir tane. Yani ona değişim yapacağım mecbur. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu da Ali'ye aldım. Şöyle tişört arkadaşlar. Ali'ye aldım. Hani şimdi onu alırken onu almamazlıkla yapmak istemedik. İstemedim daha doğrusu. Böyle şort. Şöyle takım aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Şort yazın, yani pantolondan ziyade böyle şort takım almak istedim ki hani parça parça aldım gerçi ama birbirine uydurarak aldım, yani öyle söyleyeyim size. Böyle bunu aldım arkadaşlar. Buydu yani aldıklarım.
kendime de 100 liranın üstünde S22'de parfümlerde, yetişkin parfümlerinde indirim varmış arkadaşlar. Zara'nın parfümüne görenler zaten anlayacak. Zara'nın parfümüne çok benziyor. Ama kokusu inanılmaz. Size öyle söyleyeyim. Yani Koton'daki bir kokum vardı, hatırlarsınız, parfüm. Onu sürekli size gösteriyordum. Bu bunun yanında bunun yanında halt etmiş. Yani ben bayıldım bunun kokusuna ve Koton'daki o kokuyu daha da almam herhalde. Arada bir belki bu koku arkadaşlar. Ve bana indirimle geldi. 100 TL üstüne alışveriş yaparsan %50 indirim vardı arkadaşlar. Parfümde S22'de, bilginiz olsun. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size turufu nasıl yapacağımı söyleyeceğim. Pasta süsüyle süsleyeceğim zaten yaparken de. Böyle hazır kek, kakaolu hazır kek. Çok basit oluyor zaten turuf tarifi. Böyle bir bardaklık süt ıslatmak için. Kremayı da benvaro usulü çikolata eriteceğim. Böyle az bir şey su koydum ki tabanına su değmesin diye. Böyle çikolatalarım var. Kare. Şu şekilde çikolatalarım var. Şimdi karışık hem bitterle. Bitter zaten daha çok kalmış. Elimde olan çikolatalar böyle. Eriyen çikolatalar olsa daha iyi olur aslında da. Şimdi ben bu şekilde yapayım. Elimde olduğu kadarıyla. Bunlar da bize kalsın. Yeter zaten. Sadece dibine bulayacağım. Böyle. Sonra da bu kremayı bunun içine koyacağım. Turufu sadece bununla bulayacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu ocağa kaldırayım. Peki şimdi böyle un ufak yapacağım kızlar. Bu kekin tamamını kullanacağım. Keki böyle elimle parçalayacağım. İçine de büyük bir olasılık şey koyarım. Desenize bana. Ceviz koyarım. Arkadaşlar böyle un ufak yaptım. Şöyle benim böyle tatlılık cevizlerim var. Annem vermişti sağ olsun. Onlardan böyle biraz çekime koyacağım. Böyle çek çekim zaten basit. Bunlar gerçekten güzel oluyor. Biraz da damla çikolata koymaya karar verdim. Az bir şey serpeceğim. Seven olur, sevmeyen olur. Sadece içinde birazcık şey olsun diye. Şimdi sonradan da en son çikolatayı buladıktan sonra bu tatlı pasta süslerini bulacağım. Onu da şimdi tabağa şey yapacağım. Serpeceğim. Çikolatam da zaten oldu. Kremayı içine koydum. Eridi iyice. Turuflarım da bu şekilde. Şimdi yuvarlak yuvarlak hale getirip bir tatlı kaşığıyla böyle güzelce
onları top haline getirip bulayacağım çikolataya. Zaten turuf çok basit bir şey. Yani böyle pratik. Balonları da böyle bu renklerde olacağı için biliyorsunuz güzel böyle bir şey olacak. Masaya süs olacak. Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim kremalı. Görüyor musunuz? Şöyle bunu bulayacağım zaten şimdi. Hatta şuradaki ışığı da açayım. Net bir şekilde belli olsun. Buna bulayacağım. Ondan sonra bir de şunu bulayacağım. Bir ikisi tanesini yapalım. Sonra ben hızlı hızlı yapacağım. Şöyle top şeklinde yaptım. Şimdi şöyle böyle bulayım güzelce. Aynen. Şöyle fazla çikolatasını da atayım. Sonra şuna ya da şöyle yapmayayım, bu şekilde yapmayayım da üstüne bulayım. Aynen üstüne koyayım bence. Ama fazla şey yapamadım. Böyle çıkartayım. Bu zaten dondurucuya gireceği için donacak arkadaşlar. Üstüne ben şöyle şu şekilde yapayım bence. Çünkü şey olacak. Şöyle kendim serpeyim. Böyle daha mantıklı oldu. Çünkü buladığım zaman şu şekilde ağzı gözü bir yere geldi. Şöyle söyleyeyim. Buralara falan bulaştı. Böyle elimle serpince daha böyle şey oldu bence. Şimdi hızlı hızlı yapayım ben. Son halini de size göstereyim. Bu üçüncü çekimim. İnşallah bunu da başaracağım. Turufumu böyle yaptım arkadaşlar. 5 dakikada 10 dakikada olacak bir tarif zaten. Çok böyle cafcaflı yapmayacağınız sürece 5 dakikada 10 dakikada hazırlanıyor arkadaşlar. Kolay bir pratik ikramlık bir tarif. Ben normalde hepsini bulamak istedim ama baktım bu olmadı. Hatta birbirine yapıştırdım. Hepsine yetmedi o yüzden. Ben de bunları kelebekli yaptım ama onlar da gayet güzel oldu. Bu şekilde hatta şunu düzeltmem lazım. Bu şekilde güzel bir tarif arkadaşlar. Donmuş bir vaziyette. Şimdi dondurucuya atacağım. Donmuş bir vaziyette büyük olasılık çarşamba çektiğim videoda görürsünüz. Size zaten gösteririm masayı, partiyi falan. Ve ondan bildirime haberdar olmak için lütfen zili açmayı unutmayın. Zili açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.